Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde seçim sonuçlarına itiraz eden CHP'li grup ile onlara karşı çıkan AK Partililer arasında olaylar çıktı. AK Parti Belediye Başkan adayının kardeşi traktörle adliye önünde bekleyen CHP'li grubun arasına dalması sonucu iki kişi yaralandı. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 30 Mart mahalli idareler gelen seçiminin ardından AK Parti adayı Yakup Hamdi Bozdan, Cumhuriyet Halk Partisi adayı Kamil Dalkara karşısında 221 oy farkla belediye başkanlığını kazanmasına CHP'liler itiraz etti. Seçimde oy sayım işleminin yanlış yapıldığını savunan CHP'li Dalkara ve parti avukatları sabah saatlerinde Pazarcık Adliyesi'ne giderek sonuca itiraz etti. İtiraz haberini alan CHP'li grup Dalkara'ya destek olmak için adliye önünde toplandı. İddiaya göre daha sonra CHP'lilerin itiraz kararına sinirlenen AK Parti Belediye Başkan adayının kardeşi traktörle adliye önünde bekleyen CHP'li grubun arasına daldı. Olayda iki kadın yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Toplumun içerisindeydim. Baktım aşağıda traktör geliyor. Arkadaşlara dedim ki traktöre yol verin dedim. Traktör herhalde buradan geçecek. Birden milletin içerisine sürdü. Kaç kişi yaralandı? Şu an duyduğumuz sayı iki kişi. İki tane bayan arkadaşımız traktörün altında mezunmuş olarak. Bir anda öfkeli kalabalığın arasına dalan CB ise polisin müdahalesi sonucu linç edilmekten son anda kurtarıldı. Polis CB'yi çarşı polis karakoluna getirdi. Emniyet yetkililerinden CB'yi isteyen kalabalık olumsuz cevap alınca karakola yürümek istedi. Bunun üzerine polis havaya uyarı atışı açarak grubu dağıttı. Büyüyen olaylar Kamil Dalkara'nın belediye önünde toplanan öfkeli kalabalığa sağduyu çağrısında bulunmasıyla yatıştırıldı. Tekrar sayımın yapıldığını öğrendiğimiz için bütün halk buradayız. Kamil Bey'in destekçisi olarak buradayız. Yapılan büyük bir yanlışlık var. Bundan hepimiz eminiz halk olarak. Emin olduğumuz için bu karabalık destekçi burada. Olaylar nedeniyle ilçeye Kahramanmaraş'tan çok sayıda takviye polis ekibi sevk edildi. Polis ve jandarma adliye ve emniyet binası çevresine güvenlik şeridi oluşturdu. Pazarcık Adliyesi'nde oyların yeniden sayım işlemi devam ediyor.